Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Lezzet Avcısı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Her hafta birbirinden güzel lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta da Ulurmak Uygulama Oteli'ne geldik. Yanımızda Emrah Atçeken ustamız var. Merhabalar usta. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Bizleri buraya kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Siz buyurup geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim. Bugün bizlere neler yapacaksınız? Bugün sizlere kendi Ulurmak Uygulama Mesleki Teknik Anadolu Lisesi mutfağının üretimi olan Hasan Dağ Zirvesi tatlısını yapılışından sunumuna kadar göstereceğiz. Peki ustam, başlamadan önce ilk önce isterseniz kendinizi tanıtın, seyircilerimiz için bir aktaralım. Siz ne iş yapıyorsunuz, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Tabii ki. Ben aslen Konyalıyım. Doğma büyüme Aksaray'da ikametgah ediyorum. 2004-2008 yılları arasında Ulurmak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi mutfak mezunuyum. Hı hı. 2015 yılından itibaren de mutfakta şu anda görev yapmaktayım. 5 yıldır bir görev sürecim var. Maşallah ustam, ellerinize sağlık. Teşekkür çok güzel ederim. Şeyler çıkartıyorsunuz. Teşekkür Ulurmak ederim. Uygulama Oteli artık kendini geliştirdi. Mutfak konusunda da diğer konularda da gerçekten çok güzel gelişmeler görüyoruz ve duyumlar alıyoruz. Siz de bu mutfağa çok büyük katkılar sağlıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Sizlerin memnuniyetiniz bizim için onurdur. Çok teşekkürler efendim. İsterseniz seyircilerimiz için Hasan Dağ Zirvesi tatlısında kullanacağımız malzemeleri saymakla başlayalım. Tabii ki. İlk olarak sütümüzden başlıyoruz. Süt olarak 2 kilo sütümüze 2 kilo süt kullanacağız. Evet, 2 kilo süt kullanacağız. 2 kilo sütümüze yarım kilo 500 gram şeker kullanıyoruz. Hı-hı. Yanında 80 gram pirinç ilaveten kaynatıyoruz. Daha sonra kaynattıktan sonra 100 gram nişasta ile bağlayıp fırınımızda bir 15 dakika süre içinde 170 derecede pişirme sunumunu hazırladıktan sonra sunum için üzerine ezilmiş ceviz ve badem üzerine dondurma ve bal ile sunumumuzu gerçekleştiriyoruz. Peki ustam, evlerimizde terazilerimiz olmayabilir. İsterseniz hafif bir kaba bir ölçü verelim. Biz yarım kase kadar kullandık diyebilir miyiz pirinci? Tabii ki yarım kase kadar pirinç kullanırız. Şekerimizde tam bir kase, sütlaç yapacağımız kase ile tam bir kase kadar şeker kullanabiliriz. Onun tam yarısının da kadar pirinç, 2 kilosu da. Üzeri tam dolu bir şekilde nişasta ile üzerine 30 gram badem, 30 gram ceviz de olabilir. İsteğe göre sunum yapabiliriz. Çekimden önce konuşmuştuk. Bunlar Aksaray'ımızın ürünleri. Tabii ki tamamen demiştiniz. Yerli Aksaray'ımızın ürünü. Aksaray balı, cevizi. Evet, balımız Ihlara'dan gelmektedir. Hı hı. Cevizimiz, bademimiz ise Hasan Dağı'ndan, köylerinden biz tamamen oradan kendimiz tedarik ediyoruz. Bu mutfakta genelde hep organik şeyler kullanmaya özen gösteriyorsunuz. Tabii ki. İç Anadolu bölgesi, öncelikle Aksaray ve daha sonra İç Anadolu bölgesindeki üretilen malzemeleri kullanıyoruz biz şu anda. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. İsterseniz başlayalım. Tabii ki. Demiştiniz. Şimdi ben de size yardımcı olayım. Her gün yaptığınız bir tatlı. Tabii ki bunu sürekli günlük aktif olarak taze bir şekilde 5 saat süre içerisinde tekrar tazelenmek üzere sürekli üretim halindeyiz. Sürekli yapıyorsunuz. Tabii beğenilen ki. Bir tatlı. Tabii ki. Sütlacı geliştirdiniz. Neler tabii yapsak ki. Diye düşündünüz. Tabii ki sütlacı geliştirdik. Bazı arkadaşlarımızdan fikir alarak sunumunda bu şekilde bir tatlı ortaya çıkardık. Ellerinize sağlık. Ben de çok merak ediyorum. Teşekkür gerçekten ederim. Nasıl olacak? Tadına bakmak için evet. Sabırsızlanıyorum ustam. Beğeneceğinize kesin kararımız kesindir. 2 kilo süt kullanıyoruz. Normal evlerimizde açık sütlerden de yapabiliriz. Tabii ki, tabii pastörize ki. Sütlerden de yapabiliriz. Tabii ki. Tam yağlı süt olmak şartıyla bütün sütlerimiz olmaktadır. Tam yağlı daha da lezzetini artıracaktır. Tabii ki. Kaymak dediğimiz tutma işlemi tabii ki. Daha güzel olacaktır. Kaymak da zaten üzerindeki kızarma şeklini veren kaymaktır. Fırınlanacak bu sütler. Tabii ki, yani. Tabii ki. 170 derecede bir 15 dakika süre içerisinde fırınlanacak. Herkes evlerinde yapabilir ustam, çünkü kolay basit yapımı aslında. Bir püf noktası vardır, onu da siz vereceksiniz tabii ki, bizlere. Tabii püf noktası vardır.
Şimdi şekerini ilave ediyoruz, evet, efendim. Evet, üzerine şimdi hazırladığımız 500 gram şekeri ilave ediyoruz 2 kilo süte. Daha önceden ayarladığımız 80 gram pirincimizi ön hazırlık olarak diğer bir tencerede bir 5 dakika süre içinde kaynatmak şartıyla yumuşatacağız. Haşlama işlemi ne kadar sürecek pirinçlerimizi? 7 bilemedik 10 dakikada onu sürecek. 10 dakika sürecek. Misafirlerimizi sabahtan yapıp akşam tüketebiliriz. Tabii ki sabah yapıyoruz, sabahkin öğlen bitiriyoruz. Hı-hı. Öğlen sonra da saat 2-2.30 gibi yaptığımızda akşam 8-6 ile 10 arası misafirlerimize beyinler sunuyoruz. Beyinler tatlı, herkes tabii, sever zaten. Sürekli elimizde kalmıyor, sürekli yok satıyoruz. Ne güzel, ellerinize evet. Sağlık. Siz bunları söyledikçe de gerçekten çok merak uyandırıyor. Evet. Değerli izleyicilerimiz, sabırsızlıkla bekliyorum. Eminim ki sizler de izlerken merak ediyorsunuzdur nasıl yapılıyor diye. Şimdi Emre ustamızın yanına geldik ve gerçekten sütleri koyarak başladı yapım işlemine. Evet. Yapımı oldukça basit diyor. Bakalım nasıl yapacak. Zaten profesyonel mutfakta olduğumuz için kaynama işlemi daha kısa sürecek. Daha kısa süre. Ocaklarınız da büyük, profesyonel. Büyük endüstriyel mutfakta hı-hı. olduğumuz için daha kısa sürede kaynıyor, daha kısa sürede üretimimiz gerçekleşiyor. Evet ustam. 10 dakika kadar kaynaması tabii yeterli ki, tabii dediniz. Tabii ki, tabii ki. Evet. Değerli izleyicilerimiz, sütümüz kaynadı ve pirinçlerimiz haşlandı. Evet ustam, pirinçlerimiz ne durumda şu an? Şu anda pirinçlerimiz 7 dakika süre içerisinde az haşlama süresiyle pirinçlerimiz hazır. 1-2 dakikada sütümüzün içinde haşlandıktan sonra nişastayla bağlama işlemini gerçekleştireceğiz. Çok haşlamadık zaten, biraz diri tabii kalacak tabii ki biraz dediniz. Damak tadına versin diye birazcık diri bırakıyoruz sütlacımızı. Bu da Hasan Dağı zirve statüsünün ayrıcalığıdır. Pirinçlerimiz diri kalacak. Çok fazla haşlamıyoruz değerli izleyicilerimiz. Siz de evlerinize yaparken buna dikkat edin lütfen. Şimdi buluşturacağız pirinçlerimizle sütümüzü. Evet ustam. Bunlarla beraber kısa bir süre daha kaynayacak. Tabii ki bir 5 dakika süre içinde pirinçle kaynayacağız özleşmesi için. Her türlü tatlı yemek, her şeyi yapıyorsunuz. Tatlı, ızgara yemeği, sulu yemek, tatlı, soğuk mezeler olarak her çeşit yemeğimiz gerçekleştiriyoruz şu anda Ulurmak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi mutfağında. Sevdiğiniz bir iş, yemek yapmak. Tabii ki 11-12 senelik falan bir meslek deneyimimiz var burada. Maşallah. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Amin, hep istediğiniz amin. Zaman yapın inşallah ustam. Evet, gerçekten süt mis gibi koku yerine evet. başladı mutfakta. Şöyle ben de alayım, karıştırayım. Ustama yardımcı oluyorum şu an. Çok basit bir tatlı ustam. Evet, çok basit, yapması kolay. Her evde mümkün bir tatlı, yapması mümkün bir tatlı çeşidi. Herkes de yapabilir, evlerinizde deneyebilirsiniz. Gerçekten uygulama oteline gelip burada tadabilirsiniz. Öğrenciler kendileri geliştirmişler bu sütlacı, düşünmüşler, taşımışlar biz nasıl değişik bir şeyler yapabiliriz diye. Ve gerçekten orijinal bir tatlı ortaya koymuşlar. Bakalım sonucu nasıl olacak. Ustam, burada yemekleri yapıyorsunuz. Peki evli misiniz? Evde de yemekler yapıyor musunuz? 15 gün oldu yeni evlilik yaptım. Öyle mi? Evet, hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Yavaş yavaş okulda yaptığımız deneyimle, okulda öğrendiklerimizden de yavaş yavaş evimize de ufak bir yemek yapma çalışmalarımız. Eşinize yardımcı evet, oluyorsunuz. Evet, sonuna kadar yardımcı oluyoruz. Yemek konusunda, her diğer şey konularda. Her şey tabii ki de karşılıklı. Tabii siz de yardımcı olacaksınız eşinize. Tabii ki. Hasan Dağ Zirve statüsüyle kalmamıştır. Kendi okulumuzda birçok yemek çeşidi ürettik. Bunun yanında Ulurmak köftemiz, Ulurmak kebabımız. Bunlar da ilave olarak kendi üretimimizdir. Tamamen okulumuzun kendiniz üretimidir. Kendiniz geliştirdiniz. Tabii ki arkadaşlarımızdan kendimiz hı-hı. burada geliştirerek fikir alalım. En çok burada neler tüketiliyor, neler yapıyorsunuz? Burada en çok daha önce okul süresinde taşımalı öğrenci yemeğini de aynı şekilde biz hı-hı. bu mutfakta kendimiz üretiyoruz. Daha sonra da burada daha çok rağbet gören alakart sistemlerimiz var. Ulurmak köftemiz var, kendi üretimimiz hı-hı. tamamen. Kendimiz kurulayıp kendimiz yaptığımız Ulurmak köftemiz, Ulurmak kebabımız
toplu yemeklerimizde sürekli sunmaktayız. Siz burada toplu yemekler yapıyorsunuz. Tabii ki. Dışarıya siparişler de alıyorsunuz. Tabii ki dışarıya siparişlerimizi alıyoruz. Düğün yemekleri yapıyoruz. Alakart yemekleri yapıyoruz. Izgara çeşitlerimiz. Her şey mevcut. Şu anda burada yok yani hepsi mevcut. Ne güzel. Gerçekten böyle evet. Aksaray'da böyle güzel yerlerin tabii olması ki da bizleri gururlandırıyor da evet. Sizleri sayesinde evet. Bunlarda. Kendinizi geliştiriyorsunuz çünkü mutfak kendini sürekli dinamik bir yapıya sahip. Evet. Kendini geliştirmekle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Durarak bir şeyler elde edemeyiz. Her zaman öğrenmeye evet. Açık olmalıyız ve geliştirmeliyiz de. Zaten tebrik ediyorum bu konuda da sizlere. Dışarıdan şu anda biz hiçbir şekilde hazır bir şey almıyoruz. Ekmeğimizden tatlımıza, unlu mamullerimize kadar kendimiz üretiyoruz. Hı hı. Ekmeğimizi kendimiz üretiyoruz. Ulurmak atom dediğimiz bir kurabiyemiz var. Tamamen kendi üretimimiz. Atom kurabiyeler, tabii, atom, kekler, tuzlu kurabiye. Atom kurabiyemiz. O da aynı şekilde İç Anadolu bölgesinden aldığımız incir, kayısı, fındık. Hı hı. Bunlarla yaptığımız bir kurabiye çeşitimiz de vardır. Her şey kendi üretiminiz, el emeğiniz. Tabii ki hiçbir şekilde hazır yapılı bir şekilde dışarıdan hiçbir şey almıyoruz. Kaç kişi çalışıyor mutfak? Kalabalık mı burada çalışanlar? Şu anda 6 tane usta üreticimiz görev yapmaktadır mutfağımızda. 4 tane de yardımcı personelimiz görev yapmaktadır. Daha okul açıldığı zaman da yanımızda stajyer öğrencilerimize yaptığımız yemekleri yanında yardımcı olarak en ince ayrıntı hazırlıktan sunumuna kadar göstermeye çalışıyoruz. Her şeyle siz ilgileniyorsunuz. Tabii ki. Uygulama oteli zaten. Uygulama lisesi oteli. Liseden çıkınca burada siz staj görüyorsunuz ve lise belki istihdam sağlıyorsunuz. Tabii ki lise sürecinde bir staj gösteriyoruz. Burada yemek yapımını öğretiyoruz. Doğrama çeşitleri, yemek pişirme. Daha sonra da öğrenciler buradan mutfak mezunu diplomasını alarak başka şehirlerde, başka yerlerde tamamen iş imkanı sağlanıyor. Ne güzel. Ben de bunlardan birisiyim. 2004-2008 mezun olarak. Hemen okulu bitir bitmez burada başladınız çalışmaya. Tabii ki. Daha dışarıda bir deneyim yaptım. Hı-hı. Otellerde, lokantalarda deneyim yaptıktan sonra sınavlarla 2015 yılında göreve başladım. 5 yıldır da görev sürecindeyim. Güzel. Başarılarınızın devamı diliyorum usta. Teşekkür ederim. Peki sütlacımız ne durumda ustam şimdi? Sütlacımız şu anda pirincimizden özleşmiş durumda. Nişastayla en son olarak nişastayla 2 kilosu da 100 gram nişastayla bağlayacağız şu anda. Nişastamızı direkt mi atacağız? Yok, soğuk suyla açtıktan sonra hı-hı. Atacağız. Çünkü topaklamaların evet, önüne evet. Geçeceğiz bu şekilde. Daha önceden hazırladığımız nişastamızı soğuk suyla açarak direkt içine katmıyoruz. Tabii ki topaklaşmamasını önlemek için açtıktan sonra yavaş yavaş hazır olan sütlacımıza ilave ediyoruz. Önemli bir püf noktası efendim. Sizlerde nişasta eğer bu tatlıyı ilk defa yapıyorsanız nişastayı mutlaka soğuk suyla açmanız gerekiyor. Soğuk suyla açmak zorundayız evet. Çünkü bunu direkt tatlıya dökerseniz tatlımızın içerisinde topaklamalar meydana gelecektir ve o da hem lezzetini hem de görüntüsünü de evet. Hoş görünmeyecektir. Soğuk suda açtığımız nişastamızı yavaş yavaş sütlacımıza ilave ederek bağlamasını, koyulaşmasını sağlıyoruz. Nişasta hemen koyulaştıracak zaten. Tabii ki hafif bir taşım kaynama süresinde nişasta direkt sütlacımızı koyulaştırdı. Hı hı. Zaten koyulaşmaya da başladı şu anda. Bu şekilde çok az kaynayacak. Tabii ki 2-2,5 dakika falan da bu şekilde kaynadığı zaman bir taşım kaynadıktan sonra sütlacımız hazır. Fırına sürmek üzere hazırdır. Fırın kaplarımıza koyacağız ve fırına göndereceğiz. Tabii fırında ki. Ne kadar duracak ustam? Fırında 15 dakika süresinde 170 derecede daha önceden ısıtılmış hı-hı. Fırınımızda 170 derecede 15 dakika üstünün kızarma işlemi gerçekleşecektir. Bu kızarma işlemi de tamamen sütün tam yağlı olmasından kaynaklanır. Evet, programımızın başında söylemiştik. Tam yağlı süt kullanırsak daha güzel olur. Kaymak ve fırınlama evet. Aşamasına tabii daha ki. Kolaylık sağlar diye. Burada önemli çıkartıyor işte. Fırında tabii gösteriyor kendini. Evet, evet fırında gösteriyor. Böyle nar gibi kızaracak. Nar üstü. Gibi kızaracak Allah izin verirse. İnşallah ustam. Fırın kapları kullanacağız. Fırın kaplarımıza porsiyonlamasını yaptığım zaman bir porsiyon zaten bir fırın kabımız bir porsiyon olarak geçiyor şu anda. Hı hı. Şu anda sütlacımız kaynama aşamasında bittikten sonra fırınımıza vermek üzere hazır porsiyonlamasını yapıyoruz. Burada yapacağız porsiyonlamasını tabii ki. Evet, şu anda ustam. Sütlacımız hazır. Evet fırın kapları kullanacağız. Tabii ki. Kaç
porsiyonluk oluyor? Bu 2 kilodan kaç porsiyonluk şu anda çıkacak? 2 kilo 7-8 porsiyon falan çıkıyor. Hı-hı. Fakat bizim porsiyonlarımız biraz büyük olduğu evet, için kaselerimiz tabii büyük, ki biraz bir kişilikten biraz küçük büyük olduğu için kaselerimiz de borcam olmak gerekir. Çünkü fırına verdiğimiz zaman çatlayıp kırılmaması için borcam kaliteli bir şey kullanmamız gerekir. Cam fırın kase. Kabı kullanmamız tabii ki, gerekiyor. Tabii ki. Buna dikkat edelim tabii lütfen. Ki. Evet. Bu şekilde. Gerçekten mis gibi kokuyor. Ellerine sağlık usta. Teşekkür fırına ederim. Girecek değerli izleyicilerimiz evet. Birazdan. 170 derecede demiştiniz. 170 derecede 15 dakika süre içerisinde süreyle sütlacımız kızarmaktadır. Daha önceden fırını açmamıza gerek var mı? Tabii ki daha önce 170 derece ısıtılmış olması gerekir fırının. Daha çabuk kızarması ve daha çabuk özleşmesi için. Daha çabuk sütlacın olacak. Sütlacın kendisini sanmaması için. Efendim biz 2 kilodan yaptık. 6-7 adet. Çünkü kaseleri porsiyonlar büyük burada. Kaselerimiz büyük porsiyonlar olduğu için. Sizler evlerinizde yaptığınız zaman daha fazla çıkacaktık. Misafirlerinizin ya da kendiniz için de yaparsanız daha fazla porsiyon elde evet, etmiş olursunuz. Evdeki yaptığımız porsiyon bizim yaptığımız porsiyondan 1,5 porsiyon olarak değerlendirilmektedir şu anda. Bu çünkü profesyonel endüstriyel tabii ki. Mutfakta kullanılan. Endüstriyel mutfaktayız. Endüstriyel mutfakta kullandığımız malzemeler biraz hızlı olduğu için evlerimizde bu 15 dakikalık fırın süresi 20-25 dakikaya kadar çıkabilir. Pişme süresi biz 10 dakikada pişiriyoruz ama evde de 15-20 dakikaya kadar çıkabilir. Onu kendimiz ayarlayabiliriz. Tabii ki. Yanlık derecesini kendimiz tercihimize göre artırıp ya da azaltabiliriz. Sütün kaynaması, pirincin haşlamasına göre kendimiz ayarlayabiliriz. Hocam, ustam gerçekten bereketli çıktı bunda. Evet. Benim şansım diyelim buna. Sizin şansınız. Gerçekten 6-7 tane çıktık dedi ama daha fazla çıktı. 8 tane sütlacımız şu anda çıktı. Pek dibini de kullanmıyoruz. Dibinde bir şekilde pirincin tutma oranı olduğu için dibini kullanmamaya özen gösteriyoruz. Gerçekten bir püf noktaydı. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık ustam. Şimdi bunları tepsiye koyacağız ve fırına göndereceğiz. Bakalım nasıl kızaracak. Evet. Fırın tepsimize teker teker dizdikten sonra içinde yanmaması için Hasan Dağ Silvesi tatlısının köpürmemesi için altına bir bardak su ilave etmek zorundayız. Evet, direkt fırın tepsisine atmayın. Evet, içine evet. Su koymanız tabii gerekiyor ki, tepsini. Tabii ki tepsimizin altına. Çok az kaldı. Fırına girecek birazdan efendim. Kısa sürede de pişecek zaten. Evet, fırına gitmeye hazırlar mısın? Şu anda fırına gitmeye Hasan Dağ Silvesi tatlımız hazır. 1-2 dakikaya kadar fırınımızın içinde kızarmaya başlayacak Allah izin verirse. Bu şekilde. Şimdi fırına gönderiyoruz. Şu anda daha önceden ısıtılmış 170 derecede fırınımızda 15 dakika süreyle bekletmek üzere fırınımıza Hasan Dağ Silvesi tatlımızı sunmaktayız. Bu şekilde. 15 dakika süreyle şu anda fırınımız çalışıyor. Kızarmış bir şekilde sunumunu hazırlayacağız. Değerli izleyicilerimiz, Emre Hustam sütlaçları fırına atarken ben de aşağı inip uygulamalı otelimizin Ulu Bahçesi'ne geldim ve gerçekten çok güzel yeşillik, doğa, muhteşem bir yer. Mutlaka gelip görmelisiniz. Yemeklerinden, tatlılarından yemelisiniz. Bir kahvesini içmelisiniz. Gerçekten çok nezih bir ortam. Ailenizle gelip konaklayabileceğiniz ve kalabileceğiniz, burada dinlenebileceğiniz bir yer. Bu sırada da Emre Hustam geliyor, fırınlarını çıkartmış. Merhaba ustam, hoş geldin. Merhaba, sütlaçlar hazır, fırından çıkartmışsın. Evet, şu anda 170 derecede 15 dakika süreyle pişirdiğimiz sütlaçlarımız sunumumuza hazırdır. Gerçekten çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Sunumu hazırlayacağız. Neler kullanacaktık? Tekrar hatırlatalım seyircilerimize. Sunumumuzda neler kullanacağız? Sunumumuzda sütlacımızın üzerine İç Anadolu bölgesinin Aksaray bölgesinde köylerden aldığımız organik olarak badem, ezilmiş badem, ceviz ve tamamen Ihlara'dan getirttiğimiz balımızla sunum yapmaya hazırız şu tamam, anda. Tamam, başlayalım istersen. Tabii ki. Bir tanesini alalım. Tabii ki. Şu anda sunumumuza başlamak üzereyiz. Evlerimizde isteğe bağlı fındık, ceviz, badem herhangi birisi de olabilir. Biz ama badem ve ceviz kullanıyoruz şu anda tadına bir tat katmaması için. Badem. Evet. Onları biraz kıracağız. Evet, şu anda biraz yemek üzerinde kırıyoruz. Siz
mutfakta üst taşları pişirirken ben de burayı gezmek istedim. Harika bir yer gerçekten. Evet, şu anda çok güzel buna olmuş. Sadece yemek üzerine değil, içecek olarak, dinlenme olarak bahçemize çok güzel bir mekana sahip, çok güzel bir yere sahiptir. Gerçekten harika. Tekrar söylüyorum, mutlaka gelmelisiniz, evet. Görmelisiniz. Oturup bir kahvesini içmelisiniz. Evet. Buradaki çalışanlarımız da gerçekten çok ilgililer. Birazdan uygulama oteli müdürümüzle de görüşeceğiz. Onu da tanıştıracağım. Kendisi gerçekten harika bir insan. Çalışanlarına ve misafirlerine çok ilgili. Birazdan Ergün Demirer hocamızı da yanımıza alacağız. Sunumumuzu hazırladıktan sonra. Evet, şu anda bademimizi... Evet, üzerine de dondurma koyacağız. Evet, şu anda üzerine tamamen... O şey olarak Aksaray'da ürettiğimiz keçi sürüsünden yapılan dondurmamızı. Bunu da siz üretiyorsunuz. Biz üretmiyoruz fakat üreticilerden hazır almıyoruz. Organik, her şey organik, evet, efendim. El yapımı. Her şey kullandığı, her şey kendilerine ve Aksaray, evet, halkımıza ait yöresel ürünler, organik ürünler. Evet. Evet, şu anda bol ceviz, badem. Hasan Dağ zirvesi tatlımıza hazır olmak üzere. Son olarak? Son olarak en son Aksaray'ımızın üretimi olan balımıza üzerine hafif bir dokunuş yaparak sunumumuza hazırdır. Bu şekilde. Lezzet bombası, evet, diyebiliriz, evet, buna. Evet, şu anda lezzet bombası. Aksaray'ımızın da Hasan Dağ'ından alan ismini gerçekten ustalarımızın, evet, ellerinden bir lezzet avcısından muhteşem lezzetlere dönüştürüyorlar. Teşekkür ediyorum. Ellerine, evet, sağlık. Şu anda sütlaç Hasan Dağ zirvesi tatlımız sunumuna, evet, tatmaya hazırdır. Ben tadına bakmak tabii istiyorum. Tabii ki, tabii ki, buyurun. Değerli izleyicilerimiz, Emre Ustam sunumunu hazırladı ve şimdi çok merak ettiğim o Hasan Dağ zirvesi tatlımızın tadına bakacağım. Ellerine sağlık Ustam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hem dondurmasından hem çerezlerinden şöyle bir tadına bakıyorum. Balından. Müthiş bir lezzet. Gerçekten söylüyorum. Teşekkür, yani. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Dondurma ayrı bir lezzet. Balın kendi kokusu, evet, ve sütlacı gerçekten tam kıvamında yapmışsın. Elin emeğine sağlık usta. Afiyet çok olsun. Çok güzel. Sizlerin de ayağınıza sağlık. Değerli izleyicilerimiz, mutlaka gelip yemelisiniz. Programımızı kapatmadan önce de uygulama oteli müdürümüz Ergün Demirer hocamızı yanıma çağırmak istiyorum. Kendisi bize çok yardımcı oldu. Buyurun hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, hamdolsun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim. Bizler deyiz. Bizleri buraya kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şeref verdiniz. Gerçekten harika bir yer yapmışsınız ama ilk önce sizi biraz tanımak istiyorum. Seyircilerimize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Elbette. Memnuniyetle. Ergün Demirer. Aksaray doğumluyum. Hı hı. Ortaköy Sarıkaramanlıyım. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi mezunuyum. Bir meslek dersi öğretmeniyim. 2015 yılından beri bu okulda idareciyim. Okulumuzu Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konseptiyle, Uluırmak Uygulama Oteli konseptiyle, hı hı, evvela Aksaray'ımıza ve bütün misafirlerimize tanıtmak ve onlara bu konuda hizmet anlayışımızı lanse edebilmek için bir platform olarak kullanmak niyetindeyiz. Hı hı. Gayretimiz o yüzden. Sizleri de bu vesileyle aramızda görmekten memnun oluyoruz. Biz çok memnun olduk hocam. Gerçekten okula katkılarınız çok büyük. Geçmiş yıllarda ben hatırlıyorum okulumuz bu kadar gelişmemişti. Hem içerik yönünden hem ders yönünden hem de bu ulu bahçe gerçekten. Evet. Eminim sizin emekleriniz de oluştu. Çok teşekkür ediyorum Aksaray halkımıza böyle bir güzel yerler kazandırdığınız için. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ustamız da çok güzel yemekler yapıyor ve şu an bize Hasan Dağ Zirvesi sizin otelinizin öğrencilerinizden elinden çıkan bir tatlı yaptı bizlere de. Bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Bugüne kadar okulumuzun kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içerisinde emek veren bütün idareci, öğretmen, personel, öğrenci, veli ve misafirlerimizin hepsine bize kattıkları değer, katkı, kıymetli emekleri için şahsınızda, huzurunuza teşekkür etmek isterim. Biz burada nöbetçiyiz. Şu an nöbet görevindeyiz. Nöbetimizi, bayrağımızı inşallah bizden sonra gelecek nesillere en iyi şekilde teslim etmenin gayret içerisindeyiz. Ne mutlu ki hocam. Çok teşekkür ederiz. Gençlerimiz bu konuda çok emek veriyorlar. Bir Arge mutfağı şeklinde çalışıyoruz biz uygulama oteli mutfağımızda. Hı hı. Verdikleri emek, ortaya çıkan ürün bu emeğe, bu gayrete değiyor. Ve misafirlerimizden güzel geri dönüşler aldığımızda
Abiçilemez güzellikte bir onur madalyası almış oluyoruz. Gerçekten çok belli. Bu da bizi şereflendiriyor. Çalışma şevkimizi artırıyor. Sizlerin buradaki varlığı bizim için bu manada çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz efendim. Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in de bugün anısına size küçük bir hediyesi var. Güzel günlerde kullanın inşallah. Kullandıkça bizleri hatırlayın çok efendim. Ederim. Sağ olun. Çok selamlarını da getirdik sizlere. Allah razı olsun. Başkanımıza sizin adınıza selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz bizim de küçük bir takdimimiz olacak. Tabii ki. Kabul ederseniz. Çok teşekkür ederiz. Zahmet etmişsiniz. Okulumuzun çikolatası. Çok teşekkür ederim hocam. Bu çikolataya tattıkça okulumuzu hatırlarsınız. Çok sağ olun. Sizleri gerçekten hiç unutmayacağım. Bu ilginizi, bu alakanızı bizlere gösterdiğiniz değeri hiç unutmayacağız. Yine görüşeceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum efendim. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun efendim. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da Lezzet Avcısı'nın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her çarşamba saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize mutlu, güzel günler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.